hoş geldiniz diliyorum. Şimdi panelimize başlamak için değerli panelistlerimizi sahneye davet edeceğim. Moderatörümüz Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ali Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Abdullah Karahan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Karay'ı sahneye davet ediyorum. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ermetal Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Güneneri sahneye davet ediyorum. İYİAD Başkan Yardımcısı ve Akyapı Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hüseyin Dinçeli sahneye davet ediyorum. Şimdi panelimizi yönetmek üzere moderatörümüz Doçent Doktor Abdullah Karahan Bey'e mikrofonu veriyorum. Buyurun hocam. Saygıdeğer hocam, kıymetli dinleyiciler. Öncelikle güzel toplantıya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri yoktan var eden, bizleri türlü nimetleriyle donatan, bizlere bizim içimizden bizim gibi bir peygamber göndererek doğru yolu gösteren Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Bizim gibi yemek yiyen, gülen, ağlayan, konuşan ve ticaretle uğraşan ama bize bütün bunları yaparken ahlaklı olmayı, iyi olmayı öğreten tüccarların efendisi diyebileceğimiz Muhammedül Emin lakabını her haliyle vücudunun her zerresinde bunu gösteren sevgili peygamberimize de salatu selam ederek panelimizi açıyorum. Kıymetli misafirlerimize, konuşmacılarımıza söz vermeden giriş mahiyetinde bir iki şey söylemek istiyorum. Hepimizin malumudur değerli kardeşlerim. Günümüzde manevi değerlerin büyük ölçüde erozyona uğradığı, bunun yerini kar ve çıkar hesaplarının almış olduğu, insanlığın ve ahlaki değerlerin çok çok düşük seviyelerde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Çarşılarımız, pazarlarımız, ticarethanelerimiz her yönüyle bu yozlaşmanın etkisinde görüyor. Kâr ve menfaat için her yolu kubah gören bir anlayış birçok yerde, istisnaları elbette olmakla birlikte birçok yerde hakim durumda. Oysa İslam sevgili peygamberimizin gelişiyle o cahiliyet, tabiri caizse günümüz cahiliyet döneminde sevgili peygamberimizin geldiği dönemdeki bir anlayışın hakim olduğu dönemi andırıyor. O özellikleri taşıyor. Sevgili peygamberimiz peygamber olarak geldiğinde bu yanlış anlayışı yıkan ve her şeyin adalet temelinde, hak, hukuk temelinde insanlar arasındaki paylaşımın, etkileşimin, ilişkilerin hak ve adalet temelinde olmasını sağlayan bir peygamber gelmiş ve bunu kısa sürede yerleştirmiştir. Sevgili peygamberimizin Muhammedül Emin lakabıyla anılması, bu lakabıyla henüz daha peygamber olmadan önce bile meşhur olması boşuna değildir sevgili kardeşlerim. Cesur Muhammed, güler yüzlü Muhammed, Halim Selim Muhammed, ne bileyim buna benzer değişik sıfatlarla, lakaplarla anılabilecekken Muhammedül Emin lakabıyla anılmıştır. Bu
onun takipçisi olan bizlere çok şeyler ifade etmelidir aslında. Tarih boyunca etmiştir. Tarih boyunca kurduğumuz medeniyette hak, hukuk, adalet, ufak tefek aksaklıkların dışında daima ön planda olmuş. Bunu dünyaya bizim medeniyetimiz öğretmiştir. Ancak şu son 80 yılda, 100 yılda diyelim, Osmanlı'nın çöküşünden sonra İslam dünyasının içine düştüğü bu buhran döneminde maalesef bu değerler unutulmuş, rafa kalkmış, Batı değerleri ne olursa olsun kazan, her şey senin olsun anlayışı hepimize hakim duruma gelmiş. Bizim medeniyetimizde hak, hukuk ve adaletin ticarette, özellikle ticarette ön planda yer aldığına dair bir sürü örnek sayabiliriz. Az önce sevgili belediye başkan vekilimiz de bir örnek verdi. Bunun gibi onlarca, yüzlerce örnek sayabiliriz. Bu anlamda övünmeliyiz. Ama sadece övünmek yetmiyor. Sadece geçmişinizle övünmekle yetmiyor. O geçmişinizdeki değerleri bugüne taşımamız gerekiyor. İşte bir grup iyi niyetli iş adamı kardeşimiz bu amaçla bir dernek kurmuşlar. Çok samimi gayretlerle insanlarımızın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyada yeniden ticarette, başta ticarette olmak üzere her alanda hak ve adaletin kardeşçe paylaşılmasını sağlamak, bu konuda farkındalık kazandırmak amacıyla bir dernek kurup bu dernek çatısı altında bir takım faaliyetlere girişmişler. Huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Emeklerini Yüce Rabbimizin elbette değerlendireceğinden eminim. Ama bizler de bu toplumun birer ferdi olarak onların her türlü yardımına koşmak ve onlara müteşekkir olmak herhalde bir vazifemiz. Bu vazifeyi icra etme adına hepsine teşekkür ediyorum. Güzel Bursa'mızda da bu derneğin saygıdeğer üyeleri, şehrimizde de biliyorsunuz şehrimiz ticaretiyle meşhur. Burada da iş adamlarımızın elbette son derece ahlaklı, dürüst, hakka hukuka riayet eden iş adamlarımız Bursa'da da var. Burada ki böyle insanların sayısını çoğaltmak için bir faaliyet yapalım demişler ve bir panel düzenlediler. Bu panel için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Panelimizin konusu iş ahlakının geliştirilmesinde iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplumun rolü. Çok değerli konuşmacı dostlarımız, hocalarımız var. Ben daha fazla lafı uzatmadan sözü çok saygıdeğer hocam Mustafa Karabeyefendi'ye, Profesör Doktor Mustafa Karabeyefendi'ye bırakacağım. Hocamız tabii ki burada gördüğüm kadarıyla panelin ana konusunda iş ahlakının geliştirilmesinde iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplumun rolü derken hocam hem bu anlamda üniversitelerin, eğitim kurumlarının rolüne değinecek hem de bu konuya bir ilahiyatçı bakışıyla değişik perspektifler sunacaktır. Ben hocama bırakıyorum mikrofonu. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Açılış konuşmasında dikkatimi çeken Sayın Başkanımızın bir cümlesine işaret ederek söze başlayayım. Hoşuma gitti. Asgari ücreti tespit etmişler. Bu kolay bir iş. Asgari ücret ne kadar olsun? Bu konuda rakam vermek zor bir iş değil. Ama bence mühim olan tespit ettikleri rakamı
şu anda bütün üyelerimiz veriyor demesi bence çok. Bu dernek için büyük bir artıdır bence. Onu ifade etmiş olayım. Şimdi size bir cümle okuyacağım. Sonra bu cümlenin nereden alındığını soracağım. Biz öğretmeniz, sorarız, cevap isteriz. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada küve ve pas onları yiyip bitirir. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne küve ne pas onları yiyip bitirebilir. Ne de hırsızlar girip çalar. Nerede bu cümle? Bu cümle İncil'den. İncil. Bir cümle daha okuyayım İncil'den. Duyacak. Duyacak. Ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak. Bakacak. Ama hiç görmeyeceksiniz. Bu da İncil. Son bir cümle daha okuyayım. Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Parayı seven Farisi'yle bu sözleri duyunca İsa ile alay etmeye başladılar. Evet, Batı'nın kitabı böyle diyor. Ama Batı ne diyor? Onu benden iyi biliyorsunuz. Kitabı terk etmişler. Geçelim doğuya. Bize gidelim. Birinci bölüm bitti. İktisadi hayat, sevgili dostlar, hayatın ana damarıdır. İktisadi hayat, hayatın ana damarlarından biridir. Küçümsemeye gelmez. Ama hayatın bütünü değil şüphesiz. Bir Osmanlı geleneği var. Osmanlı bir şehri fethettiği zaman üç şey yapar. Hemen o gün üç şey yapar. Bir, kadı tayin eder. Kadı yani en üst yetkili demek. Hani bazı batı şehirlerde var ya, vali ile belediye tek kişidir. Kadı öyle bir şey. En üst yetkili. Yani yönetim meselesi mühimdir. İkinci iş hutbe okunur. Cuma günü hutbe okunacaktır. Onun için Osmanlı fethettiği şehrin bir kilisesine sadece el koyar. Sadece bir kilisesine el koyar ve onun adı genelde Fetih Camii olur. Çünkü cuma günü. Hutbe okumak hayatın ikinci ana damarıdır. Cuma'da insanları bir arada toplamak ve onlara dinin mesajını sunmak
Hayatın üçüncü ana damarı nedir efendim? Üçüncüsü pazar kurulan. Hutbe okunan, pazar kurulan, öyle geçer kitaplar. Hutbe kadar önemlidir pazar. Yani iktisadi. Dolayısıyla bu iktisadi hayatın çarkı nasıl dönecek? Çok mühim bir şey. Burada iktisadi hayatın bir mimarı var, bir mekanı var, bir de miyarı var. 3M formülü diyebilirsiniz buna. Mimarı insan, mekanı pazar, miyarı ölçüsü ise helal ve temiz pazardır. Helal ve temiz, bunlar ikisi birlikte geçer. Bu da miyardır. Dolayısıyla iş dönüp dolaşıp geliyor, bu mimarda bitiyor. Bu pazarın mimarı olan insanda bitiyor. Bu insan nasıl geliştirilecek? Mesela bu. Dönüp dolaşıp aslında bütün problemlerimizin sonunda sorduğumuz soru budur. Bu insan nasıl gelişecek? İster iktisadi hayattan bahsedin, ister siyasi hayattan bahsedin, ister dini hayattan bahsedin, ister eğitim hayatından bahsedin. Dönüp dolaşıp sonunda sorduğumuz soru budur. Bu insan tipini nasıl yetiştireceğiz? İşte bu. Bu iktisadi hayatın mimarı olan insanı nasıl yetiştireceğiz? İktisat. İktisat bir Arapça kelimedir biliyorsunuz. Sözlük anlamı nedir biliyor musun? Sözlük anlamında, bu Arapça kelimenin sözlük anlamında mutedil davranmak anlamı var. Mutedil davranmak. Mutedil hangi kelimeyle ilgilidir? Adaletle ilgilidir. İktisat kelimesinin sözlük anlamında adil olmak da vardır. Kelimenin kendisinde var. Mutedil olmak, adil olmak. Daha güzel bir mana var. Onu da söyleyeyim size. İsraf etmemek. Kelimenin sözlük anlamında var. Terim anlamından geçtik. Terim anlamını benden iyi bilirsiniz. Öyleyse bu kelimenin hakkını nasıl vereceğiz? Kim verecek? Bu mimarı nasıl yetiştireceğiz? İşte temel mesele. İsterseniz soruyu şöyle soralım. Niçin yetiştiriliyoruz? Bu insanı niçin yetiştiriliyoruz? Hayatın temel konusu. Ana damarlarından biri hayatın. Bunun mimarını yetiştiremezsek bu bina üzerimize çöker. Nitekim çöküyor. Eziyor bizi. Bu insan tipini niçin yetiştiremiyoruz? Bu insan tipini tekrar ediyorum diğer alanlara da uygulayabilirsiniz. Aynı şey karşımıza çıkıyor. Hayatın diğer alanlarında da çünkü bu soruyu soruyoruz. Dönüp dönüp aynı soruyu soruyoruz. Sevgili dostlarım, niçin yetiştiremiyoruz? Bir şeyle mayamızı bozuyoruz. Mayamıza müdahale ediyoruz.
Hani süt mayalamayı bilir misin? Bilmem. Köyde yaşayanlar bilir. Süt mayalamak bir güner. Öyle herkes süt mayalayamaz. Sütü mayalamak için kaynatırsınız. Sonra uygun bir noktaya, bir itidal noktasına kadar beklersiniz. Yani kaynar sütü mayalarsanız yoğurt olmaz. Çok soğuk olan sütü de mayalarsanız yoğurt olmaz. İtidal noktasını, dengeli noktayı bulacaksınız. O zaman mayalanma olur. Biz bu mayalanmayı niçin yapamıyoruz? Arkadaşlar, bir şeyle bu mayamızı bozuyor. Ve sütümüz yoğurt oluyor. Başka bir şey oluyor. Nedir derseniz, benim böyle üçlü formüller yapma merakım vardır. Üçlü formülasyon yapalım yine isterseniz. Yani dünyadaki bazı rüzgarlar, isterseniz buna kasırga deyin. Birkaç yıldır bendeniz tsunami diyorum artık. Tsunami'yi de öğrendik ya birkaç sene önce. Ben tsunami diyorum. Dünyada bir tsunami var, düzenimizi bozuyor, kafamızı bozuyor, beynimizi bozuyor, gönlümüzü bozuyor. Ve o ideal mimarı yetiştiremiyoruz. Nedir bu kasırgalar derseniz, işte o biraz önce mukaddes kitaplarından birkaç cümle okudum. O mukaddes kitaplarından uzaklaşan toplumun ürettiği kapitalist kafa. Yani paradan başka, paradan üstün değer tanımayan kafa. Yani bu İncil'e bakmayan kafa. Yani bu İncil'i terk eden kafa. Onlar dünyaya bir değer sattılar ve biz de o değere yapıştık. Problemimiz bu. O değere sarıldık. Para. Mayamız tutmuyor. En büyük değer olarak onu bir yere koydu ve koşmaya başladı. Koş babam koş. Koş babam koş. Gece gündüz 24 saat. Para. Dolar. İncil diyordu ki, paslanıp güveye dikkat et, dikkat et. Hem paraya hem Tanrı'ya kul olamazsın. Dikkat et. Bu dünyadaki vazifene dikkat et. Anla. Bak o tarafa. Ve bu değer düzenimizi bozuyor, kafamızı bozuyor, beynimize müdahale ediyor. Biz de bizim kitabımızın dediklerini okuyoruz. Kitap okuyoruz, belki mealini de okuyoruz. İkinci büyük kasırga materyalizm, maddecilik. Madde, maddeyi kutlaştırmak. Bunlara üç büyük put olarak da bakabilirsiniz. La, Mena, Uzza. Üçüncü büyük put nedir biliyor musunuz? Düzenimizi bozan, kafamızı bozan, beynimizi bozan, kalbimizi duman eden. Üçüncü büyük kasırga sekülerizm denen ahiretten kopuk bir hayat.
ahireti yok saydı. Ahiret yokmuş gibi davranmak, hesap vermeyecekmiş gibi iş yapmak. Duman oluyoruz. Dikiş tutturamıyoruz. Berhava oluyoruz. Son bir menkıbe ile bitiriyor. Menkıbe dedi, olmuş olan bir olay. Bu konuyla ve yine Batı ile ilgili. Muhammed Esed diye bir adam var. Bu örneği vermek hoşuma gidiyor. Belki bir kısmınız daha önce de duymuşsunuz bendenize. Muhammed Esed diye bir adam var. Aslında Yahudidir bu. Sonra da Müslüman olmuş gençliğinde. İşte 80-90 yaşlarında da vefat etmiş. 1990'larda vefat. Bu Müslüman olmadan Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor, incelemeye başlıyor. Derken bir Berlin'de yaşıyor. Sabah kalkıyor yine eşiyle birlikte günlük dersine çalışmaya başlıyor. Daha Müslüman olmuş. Ama arıyor, araştırıyor, inceliyor. Bir müddet incelemeler yaptıktan sonra eşiyle birlikte pazara çıkıyorlar. Pazar. Yine pazar yani. Pazara gidiyorlar, alışverişleri yapıyorlar ve dönüyorlar. Tabii kafasında aynı mesele, derin mesele. Fakat o gün insanların yüzünde bambaşka bir şeyler görmüş. Pazara giderken insanların yüzüne bakıyor. Pazardan dönenlerin yüzüne bakıyor. Bir perişanlık, bir bitkinlik, bir bıkkınlık, bir çökmüşlük yüzlerde onu okuyor. Okudukça düşünceleri derinleşiyor. Okudukça düşünmeye başlıyor. Böyle bir atmosfer. Neyse, alışverişlerini yapıyorlar. Evet. Bütünü bırakıyor. Tekrar masasına oturuyor. Sabahleyin okuduğu sayfalar önünde açık. Ve açık olan sayfa El-Hakum'un tekasu. Bu ayet El-Hakum. Artık o anda bu ayete nasıl bir mana veriyorsak kelime işareti. El-Hakum'un tekasu. Nedir bu? Mealleri açarsanız bu şöyle tercüme edilir. Çokluk sizi oyaladı durdu. Çokluk. Tabii bu çokluğun içinde mal da çokluk, mülk de çokluk, şan da çokluk, şöhret de çokluk. Her şeyi koyabilirsiniz bu çokluğun içinde. Allah diyor ki, çokluk sizi oyaladı durdu. Kabirlere gidince. Fakat bu çokluk sizi oyaladı ifadesi Muhammed Esed'e ne söyledi? Bunu tam bilmiyoruz. Fakat bir ipucu var elimizde. Bir ipucu. Çok güzel bir ipucu ama. Şundan hemen bitiriyorum. İpucu şöyle. Bunun Kur'an tercümesi var. Muhammed Esed'in Kur'an meali var. İngilizce Kur'an meali yazmış. Bu Türkçe'ye de çevrildi. Türkçesi de var. Kur'an mesajı diye. Burada bu ayeti nasıl tercüme etmiş?
ipucu dediğim bu. Bu ayeti çokluk sizi oyaladı diye tercüme etmemiş. Çok daha güzel bir tercüme yapmış bendenize göre. Açıklamalı bir tercüme yapmış. El-Hakim'in tekasür. Bir açgözlülük saplantısı içindesiniz. 2015 yılı için bundan güzel tercüme edilemez. Bir açgözlülük saplantısı içindesiniz. İşte iktisadi hayatın mimarı için kolları sıvamak ve bu fasit daireden kurtulmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Değer hocamıza bu derin, derin olduğu kadar duygulu ve düşündürücü konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle İncil'den yaptığı nakiller, yani bizler genellikle ayetler, hadisler duymaya alışmışız. Hocamızın İncil'den yaptığı nakiller, Batı kültürünün temelinde de aynı anlayışın olduğunu açıkça gösteriyor. Hocamızın hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez ifadesi ve Tanrı'nın yanında paranın paraya kulluk edilemeyeceği gerçeği çok çarpıcıydı. İnsan mimar olan insanın mayasını nasıl tutturacağımıza dair verdiği formül de benim şahsen kendi adıma çok istifade ettiğim çok özel, çok güzel bilgiler oldu. Hocamızın ağzına sağlık, teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Fahrettin Güler'e beyefendiye bırakıyorum. Kendisi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda Ermetal Yönetim Kurulu Başkanı. Yıllarca ticaretin içinde bulunmuş bir insan kendisi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın yönetiminde çok aktif ve uzun yıllar görev almış birisi. Ticaretin en kılcal damarlarına, tabiri caizse en kılcal damarlarına kadar girmiş bir insan olarak tecrübelerini ve ticari, ülkemizin ticari hayatındaki iş ahlakı, girişimcilik ve iş ahlakı ilişkisinin nasıl geliştirileceğine dair vereceği bilgileri merakla bekliyoruz. Sözü kendilerine bırakıyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Senden öğrenecek diye çalıştıklarım boşa gitti. Ne yapacağım ben şimdi? Ben size de öğrenmek için geldim. Yok hocam, bırak Allah aşkına. Mahvoldum ya. Yani yolda kalmayacağız inşallah. Herhalde. Alman dostum bana soruyor. Klaus Dieter. Klaus Dieter, bir papaz aramızdasınız. Ne yapayım? Adam selam verdi, arkadaş olduk. 82'den beri. Misyoner üstelik. 14 tane Türkçe biliyor. Perestroika'dan önce bütün Türk Cumhuriyetlerini gezmiş. Sultanahmet'te arkadaş olduk. Türk olan. Bir soru sordu bana. Neden Türkler birbirine teşekkür etmiyor? Neden etsin ki? Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi değerli arkadaşlar, 74 kişi saydım. Bu işte bu. 74 kişi saydım. Aslında 740 kişi var burada. Her birimizin bir borcu var, bir boyanın borcu var. 10 kişiye buradaki meseleleri götüreceksiniz ama
Niye not almıyorsunuz da? Sizlik. İşte ben onu bekliyorum. Kalmaz hatırda, kalır satırda. Reklam yapacağım, azıcık kusura bakmayın. Bunu bana 1975 senesinde Behbi Koç, Nurcu'da yazsın, öğretti. İyi ki öğretti. Bugüne geldim. Değerli dostlar, etik, Yunanca, bu lafı bir daha ağzına alma, dedi. O da bir hocam dedi. Neden? O Yunanca. Peki hocam. Ne yapalım? Ahlak. Peki hocam, ahlak. Sokağa çıktım, ahlak aradım. Gündüzdü, feneri de yaktım. Öyle yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Evrensel şekli etik. Gelen şekli ahlak. Aha burada 1 lira. Ben bunun turasını sevmedim. Atıyorum. At bakayım. Bitti 1 lira. Yazıyor tura. Başka çare yok. Bu böyle. Vicdan. El vicdan. Ey vicdan, nur içinde yatsın ki benim babam Vehbi Güneler, Sobacı Vehbi Usta 1955'te Kosova'dan buraya beni 5 yaşında getirdi. Bir kere beni kurtardı. 2, vatanına tekrar döndü çünkü Tokat'tan gitmişti. 3, 46 kişi yetiştirdiğini anlatıyordu. 4, bana dedi ki, abi eşek, okuyacaksın, mühendis olacaksın. Sana un mu lazım? Açıkça konuşuyorum. Ün mü lazım? Ne anlarım ben onu, ünü biraz biliyorum da onu anlamadım ki. Un. Sonra amcam tercüme etti. Dedi oğlum dedi, para lazımsa babanın mesleğini yap dedi. Ha ün lazımsa git mühendis ol. Baktım baktım, gittim yine mühendislik tahsili yapmaya. Malzeme bilgisi dersi hocamız Necdet Hoca. Her iş vicdanın yüksek kontrolüne ihtiyaç duyar. Her iş vicdanın yüksek kontrolüne ihtiyaç duyar. 68-69. Anlamadım ki. Yaz da öğren, git. Peki. Öğrendin mi? Öğrendim. Anlat. Anlattık ama yaprak gibi. Bak dedi, şu içeri çıktığınız sanatkara, zerzavatçıya, elbise satan adama ve onları yapanlara bak. Alışveriş yap. Yaptıktan sonra arkada döndüğünde ben mutlu muyum? Değil miyim? Mutluysan bunu öğren, geri dön. Mutsuzsan geri dönme, döversin. Çünkü sen mutsuzsun diyeceksin, böyle bir model yok. Gözünü açacaksın. Aksi halde şunu öğrendim. Böyle bir 120 kişilik sınıfta otoriter bir adamdı. Canı gönülden dedim, dinliyordum seni, dinliyordum hocam. Dedi ki, vicdansız adamın işi dinini zora sokar. Özür dilerim. Kusura bakma. Ne hocayım, ne papazım, ne hamam, ne haham, ne o, ne bu, hiçbir şey değilim. Ama öğrenmeye aç bir insan olarak şu yaşımı ihmal ettim. Bugün size bir borç taktım. Kusura bakmayın, 10 kişiyi anlatmazsanız
Bir şey demeyeceğim, şaka yaptım. Olaylar ve insanlar aynıdır. Zaman ve mekan değişir. Epiktetos, M.Ö. 2300 yıllarında çok şikayetçiymiş. Yahu dünden bugüne ne çabuk bozuldu bu insanlar demiş. Daha henüz 80 yaşındayken. Ne çabuk bozuldu bu insanlar demiş. Demiş, ben öyle okudum. Şimdi ben ondan 15 yaş daha gencim şu anda. Allah'ım ya Rabbilerim, son birkaç 5 yılda bu insanlar niye bu kadar oldu? Olur. Düzelir mi? Bu toplantılar yapılmazsa düzelmez. Çok saf, temiz bir amcam var. Amca işte, baba tarafından akraba. Çok temiz bir insan. Dükkanda güzel bir levhası var. Bugün Allah için ne yaptın? Bugün Allah için ne yaptın? Her gün içinde çocukluğundan beri okuyorum. Sanıyorum ki 40 yaşındaydım. Amca dedim, bu levhayı indirsene, bir şey yazacağım. Ne yazacakmışım dedi. Ya müsaade, bir şey yazacak, yazamazsın. Peki dedim, yenisini yazsam olur mu? Yazdım yenisini, götürdüm. Bugün Allah rızası için ne yaptım? Sen hangisini beğeniyorsun dedim. Başıma icat çıkarma dedi. Bu böyle dedi. Kusura bakma dedim. Saygıyla söylüyorum. Bu böyle olduğu için biz yamuk olduk. Senin... Ya girdim konuya ama kusura bakmayın, ne yapayım? Çok insan var etrafında, çok çalışan sayısı olunca böyle mahalleden, bakkaldan, nedir o, kahveden kopma sorular getiriyorlar. Getirince de benim de saçlar yukarı dikiliyor. Nasıl anlatayım ki ben onu sokakça, mahalleci anlatmasam anlayamaz ki. Yahu Allah nedir, anladın mı? Senin neyine ihtiyacı var? Senin onun rızana ihtiyacın var. O rızayı nasıl alacaksın? O amca geçen sene rahmetlik oldu. Durdu, düşündü. Sert bir adamdı. Hırsını da yenemeyen bir adamdı ama sadece bir gözyaşı. Anladın mı? Maksat hasıl oldu. Usulen çıktım. Birkaç ay uğramadım, belki beni paylar diye. Ama bakın, biz anlamıyoruz. Anladığımızı zannediyoruz. O zan azaptır. Nasıl yaparsın sen o zanın üstüne bina kurarsın? Bu binanın 50'li yıllardaki şeklini ben biliyorum. Çancılarda oturdum. Bu binanın temelleri sağlammış ki ayağa kalktı. Zan yokmuş, zanaat varmış. Dedim ya, unuttum. Hiçbirisini unuttum. Ama bendekileri söylemek istiyorum. Dakikalarıma gözüme bakıyoruz. Atölyemi açıyorum. Allah var, negam var, hak var, rahmet var. Haram var, helal var. Hiç korkma, yürü. Dedi benim babam. Sonuca bir ustayı, biraz yaşları ileride olanlara sorarsanız sanırım tanırlar. Böyle bir adamdı. Bir dizi bir şeyler daha söyledi. Senin dedi adaletini çıraklarının yüzünden okuyacağım. Çok korktum. Ondan herkes korkuyor ki. Ben de korktum. Onun için dersime çalıştım. Onun için bu haram nasıl olur, helal nasıl olur? Bu itibar nedir? En büyük servet itibardır diye bağırıp duruyor babam, amcam, diğer amcalarım, diğer ahali.
dişe bak. Demesinler yarın öbür gün bu macunlar edepsizdir. Macun geldik. Elde yok, avuçta yok. Ama sanat var. Ama bu sanat yapılınca bir şey dönecek. İktisadiyat yaşayacak. Nasıl yaşayacak? Çok şey öğrendim o değerli babamdan. Değerli babamın bir gün işini yapan şu anda hayatta bir adam var. İsmet Çakan. Tanıyan var mı? Tamam. Gidin şimdi bu söylediğimi ona sorun. Veriyor. 120 levha saç. Şu saçları işte şu şekilde, şu kalıplara göre işle, bana getir. Yan sanayi. İşliyor, getiriyor, ama at arabasını yüklüyor, çabuk.